Hayatın lezzeti korkmaz, lezzet mutfağına hoş geldiniz. Efendim bugün çok güzel bir atıştırmalık yapacağız. Bruschetta yapacağız. İtalyanların tarzıyla söylediğimizde efendim Almanlara da bruschetta diyorlar. Biz de bruschetta diyoruz Türkiye'de ama bruschetta İtalyan tarzıyla söylendiğinde bu şekilde oluyor. Şimdi bu tarif çok lezzetli. Evde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Misafiriniz mi geliyor? Hemen mutfağa geçin. Ekmekleri kızartın bir yandan. Bir yandan da bunu hazırlayın ve misafirinize hemen servis edin. Ekmeğini üzerine ne koyacağız? Malzemelere bakalım. Efendim, dana kontrafile kullanıyorum. Domates, turşu, kuru soğan, biraz sarımsak ve meyve çeşidi olarak da ananas olabilir, şeftali olabilir, mango olabilir. Bu tarz meyveleri tercih edebilirsiniz. Yani yumuşak meyve olması daha güzel olacaktır. Çünkü birlikte hepsini karıştıracağız. Tabii ki biraz deniz tuzu kullanacağız. Biraz karabiber kullanacağız. Ve aynı zamanda bu tarifin yine olmazsa olmazlarından sızma zeytinyağı. Efendim hemen başlayalım. Bıçağımızı alıyoruz. Etimizi de yanımıza alalım. Etimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra tekrar ortadan ikiye keselim. Ve bu her bir parça eti küçük küçük doğrayacağım ben şimdi. Çok güzel bir setim var burada. Korkmaz'ın harika bir seti. Bunun içerisinde meyve bıçağından sebze bıçağına kadar, hatta şöyle göstereyim buyurun, çok güzel bir ekmek bıçağımız var. Ekmek bıçağına kadar hepsini düşünmüş, harika bir set yapmış Korkmaz. Biz de şimdi şef bıçağını kullanıyoruz Korkmaz'ın. Elimde şu anda şef bıçağı var. Bakın çok güzel bir şekilde bıçağın ucu sivri olduğu için yönlendirerek eti çok daha rahat kesebiliyorum. Şöyle de bir ergonomisi var. Bakın eğimli bir ucu var. Bu şekilde bastırdığımda çok kolay bir şekilde tahtanın üzerinde eti kesebiliyorum. Geri kalan etlerimi de aynen burun ağız doğrayacağım. Ocağımızı da açalım. Tavamız ısınsın. Etlerimin hepsini doğradım. Bunları şimdi biraz zeytinyağı ekleyerek tavamda kavuracağım. Tavamın içerisine şimdi etlerimi de ekliyorum. Ara ara böyle küçük şovlar yapmak lazım. Yemek yapmayı zevkli hale getirmek lazım. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Etlerim yavaş yavaş pişecek. Bir miktar tuz ekleyeceğim şimdi. Ve biraz da karabiber. Etler yavaş yavaş pişerken biz de şimdi domatesimizi ve kuru soğanımızı doğrayacağız. Domatesi ortadan kestim, sonra tekrar kestim görmüş olduğunuz gibi. Eğer çok fazla sulanmasını istemiyorsanız domatesin bu çekirdekli kısımlarını bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Parmağınıza da bastırarak sadece etli kısımlarını kullanabilirsiniz. Diğerini de alalım. Bu parçaları da domates çorbası yaparken, sebze suyu yaparken veyahut ezme yaparken kullanabilirsiniz. Domateslerimizi de kongase yapıyoruz. Küçük küpler halinde doğruyoruz. Domateslerimiz tamam. Sıra geldi turşuya. Turşuyu da aynı şekilde kongase yapacağım. Turşuyu da domatesin yanına aldık. Sıra geldi mangoya.
Mangoyu da aynen domates ve turşuda olduğu gibi. Buna biz burnaz doğrama da diyoruz. Burnaz şeklinde doğrayalım hepsini. Ve kırmızı soğan. Sıra geldi sarımsağı. Sarımsağımızı da bıçağımızın gövdesinin üzerine koyduktan sonra güzelce bastırıp eziyoruz. Ve ardından da üzerinden bıçağımızla bu şekilde geçerek sarımsağımızı çok küçük parçalar haline getiriyoruz. Sarımsak da hazır. Etimiz de güzelce kavruldu. Şöyle tekrar bir karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi bütün bu lezzetleri karıştırmaya geldi sıra. Efendim, karıştırma kasemizi yanımıza aldık. Şimdi önce etlerimi karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. Bunun üzerine domates, mango, turşu hepsini ekleyelim. Bütün malzemelerimi karıştırma kabının içerisine koydum. Şimdi sıra geldi lezzetlendirmeye. Bunun içerisine şöyle önüme doğru alıyorum. Sızma zeytinyağı. Şimdi biraz da içerisine taze baharat ekleyeceğim. Hem güzel yeşil bir renk veriyor hem de güzel bir aroma veriyor. Fesleğeni tercih edebilirsiniz. Fesleğinin iri yapraklarından alıyorum. Ve biraz da kıvırcık maydanoz. Bunları da şimdi ince bir şekilde doğrayıp ekleyeceğim. Biraz tuz. Biraz karabiber. Biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Hepsini güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Şimdi artık kızarmış ekmeklerin üzerine alarak servis edelim. Tabağımız geldi. Bunun üzerine şimdi ekmeklerimizi koyalım. Kızarmış ekmekleri benim şu anda kullanmış olduğum gibi çavdarlı veyahut kepekli ekmeklerden tercih edebilirsiniz. Şöyle koyalım. Küçük parçalar halinde. Karışık da yapabilirsiniz. Evet, ekmeklerimizi koyduktan sonra şimdi bunun üzerine de hazırlamış olduğumuz karışımı azar azar koyalım. Ekmeklerimiz hazır. Şimdi bir de üzerlerine küçük yenebilir çiçekler var. Bu yenebilir çiçeklerle de süs yapmak istiyorum. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama hoş ve güzel görünüyor. Siz de bu şekilde renklendirebilirsiniz yapmış olduğunuz bu güzel lezzeti. Evet, İtalyan mutfağından harika bir atıştırmalık. Bruschetta. Buon appetito.